Evet arkadaşlar, Tanzimat dönemiyle devam ediyoruz. Burada arkadaşlar Tanzimat döneminde bilmeniz gereken birinci kısım biraz daha yerlileşmeye, millileşmeye dayanmıştır. İkinci kısımsa, yani ikinci dönemse arkadaşlar Batı'ya biraz daha yaklaşmıştır. Çünkü bunun nedeni Tanzimat Fermanı 1'de biliyorsunuz yayınlandı. Ve artık dediler ki hani dilimizi konuşma diline yaklaştıralım. Edebiyat diliyle konuşma dili birbirine yakınlaşsın. Bunun için çabaladılar ancak başarılı oldu mu? Olamadı. İkidekiler de arkadaşlar baskı ve istibdat döneminden ötürü daha çok bireysel konulara yöneldiler, içe yöneldiler. Yani bu tarz bir amaca yönlenmediler. Birinci dönem arkadaşlar sanat toplum içindir anlayışını benimserken ikinci dönem sanat içindir anlayışını benimsemiştir diyebiliriz. Burada karşımıza çıkacak önemli yazarlardan başlamak istedim ben. Normalde Şinasi ile başlar ama ben en önemli yazarları almak istedim. Her sene çıkan yazarlar bakın bu dördüdür. Bundan sonra anlatacağım bir de Şemsettin Sami şurada var. Ahmet Refik Paşa vardır arkadaşlar. Ama bizim karşımıza Namık Kemal'den, Ziya Paşa'dan, Şinasi'den soru gelmiştir arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa da sorulmuştur arkadaşlar. Şemsettin Sami daha çok seçenek olarak sorulur. Özellikle Sami Paşazade Sezai ve Şemsettin Sami'nin şıklarda olduğu sorular karşımıza gelmiştir arkadaşlar. ÖSYM'nin çıkmış sorularına baktığımızda. Ziya Paşa ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ziya Paşa ile başladığımızda arkadaşlar şiir ve inşa makalesini göreceğiz burada. Halk edebiyatını yüceltmiştir, divan edebiyatını kötülemiştir. Zaten burada Namık Kemal de kendisini eleştirir. Harabat adlı eserinde de arkadaşlar halk edebiyatına köylü edebiyatı demiştir. Divan edebiyatına olması gereken edebiyat ismini takmıştır arkadaşlar. Böylelikle kendiyle zıt düşmüştür arkadaşlar. Namık Kemal de kendisine Tahrib-i Harabat adlı eseri yazmıştır eleştiri mahiyetinde. Buraya geldiğimizde arkadaşlar Zafername adlı eserini göreceğiz. Bu da önemlidir. Ama siz şiir ve inşa ve harabatı bilirseniz aslında Ziya Paşa ile ilgili hiçbir sorununuz kalmaz. Rüya adlı eseri vardır. Bunu arkadaşlar Ali Paşa'ya eleştiri şeklinde yazmıştır. Ziya Paşa'nın hiciv konusunda, eleştiri konusunda güçlü bir yazar olduğunu bilmeniz lazım. Defteri Amal'de şiirlerinin toplandığı, anılarının toplandığı bir kitaptır. Eşar-ı Ziya diye okunur daha doğrusu. Şiir kitabıdır arkadaşlar. Diğer eserleri de sizin için çok fazla önemli değildir. Ancak tercihibent ve terkibentin temsilcisi olduğunu bilelim. Burada tercihibent, terkibent dediğimizde divan edebiyatında aklımıza kim geliyordu? Cevabı sizlerden duymak istiyorum. Bağdatlı Ruhi arkadaşlar. Geldim arkadaşlar Namık Kemal'e. Vatan şairi, hürriyet şairi olarak tanınır. Hürriyet kasidesi Namık Kemal'in önemli şiirlerinden bir tanesidir. Vaveyli adlı şiir de önemlidir arkadaşlar. Eserlerine baktığımızda Vatan yahut Filistre'yi göreceğiz. Vatan yahut Filistre ilk sahnelenen tiyatrodur. Romantizm akımını biz Namık Kemal'de göreceğiz arkadaşlar. Burada eserlerine baktığımızda Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Karabela, Celaleddin Harzemşah. Bakın bu eserin Celaleddin Harzemşah'ın kahramanlarını kesinlikle bilin. Bunun eser özetinde okumanızı tavsiye ederim sizlere. Tahrib-i Harabat Ziya Paşa'nın harabatına yazılmıştır arkadaşlar. Sizin burada bilmeniz gereken İntibah Cezmi'dir. İntibah ilk edebi romandır. Cezmi ilk tarihi romandır. Bunların da özetlerini bilmeniz işinize yarayacaktır. İntibah Cezmi Celaleddin Harzemşah Vatan yahut Silistir'e eğer bilirseniz Namık Kemal'de karşınıza güzel soruların geleceğini söyleyebilirim. Zavallı Çocuk da bilmeniz gereken eserler arasında diyebilirim arkadaşlar. Romantizm akımında Namık Kemal'de öne çıkarıyoruz. Şinasi'ye geldik. Şinasi klasizm akımında karşımıza çıkacak. Türk edebiyatının batıya açılan ilk şairi olarak adlandırabiliriz kendisini. Şair Evlenmesi adlı şiiri Türk edebiyatında batılı anlamda ilk tiyatrodur arkadaşlar. İlk sahnelenen tiyatro Namık Kemal'in Vatan yahut Filistresi. İlk yazılan tiyatro batılı anlamda söylüyorum. Şinasi'nin Şair Evlenmesi arkadaşlar çok çok önemli bir eserdir. Bunun da kahramanlarını mutlaka ama mutlaka bilmeniz lazım. Tercüman-ı Ahval mukaddimesinde bilin arkadaşlar. Türk edebiyatında ilk mukaddimedir. İlklerin yazarı deriz biz Şinasi'ye. Diğer eserlerini de sizler not alabilirsiniz. Ahmet Mithat Efendi'ye geldiğimizde arkadaşlar burada Hacı-i Evvel yani ilkokul hocasını görürüz. İlkokul hocası anlamına gelir. Kendisinin yazı makinesi olduğu söylenir. Bu çıkmıştır arkadaşlar. Yazı makinesi kavramıyla sormuştur. Eserlerini vermiştir. İşte hangi yazardır şeklinde sorulmuştur. Zaten çıkmış soruları ekleyeceğim sizlere.
ancak burada bilebilirsiniz. Felatun Bey ile Rakım Efendi'ye baktığımda arkadaşlar burada bey ve efendi kavramlarını göreceğiz. Zaten eserin içeriğine baktığımızda beyin biraz daha batıda kullanıldığını, efendinin de biraz daha doğuda kullanıldığını söylüyoruz. Yani batı ile doğunun kıyaslanması ve karşılaştırılması şeklinde bir eser olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şerkez Özdenler, John Türk, Paris'te Bir Türk, Esrar Cinayet Bakanı önemli bir eserdir. Letaif-i Rivayat Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye olarak karşımıza çıkar. Bunun eserleri çok sizin için aşırı aşırı önemli değildir. Ancak eserlerine aşina olmanız sizin için önemlidir arkadaşlar. Şemsettin Sami'ye geldiğimde Taşrük-ü Talat ve Fitnat adlı eseri görüyorum. Burada da Talat ve Fitnat karakterleri karşımıza çıkacak. Bir aşk hikayesi anlatılır arkadaşlar. Çok başarılı bir roman olduğu söylenemez. Ancak Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanıdır arkadaşlar. Burada da eserin içeriğini vesaire size sormaz. İlk yerli roman olması özelliğini ve romanın çok da yani bir roman niteliği taşımadığını vesaire belirtir sizlere. Yani çok gelişmiş bir roman değildir arkadaşlar. Camus'u Türkiye, Camus'u Fransevi, Camus'u Alem adlı eserleri bulunmakta. Camus'u Türkiye de Türk Edebiyatı'ndaki ilk sözlüktür arkadaşlar. Buna da Türkçenin ilk sözlüğü olarak geçer arkadaşlar. Daha sonra şuraya baktığımızda Ahmet Vefik Paşa'yı görüyoruz. Ahmet Vefik Paşa sorulmuştur arkadaşlar. Şecere-i Türkiye adlı eseriyle sorulmuştur. Şecere-i Türkiye bizim ilk medeni kanunumuzdur. Bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Kendisi arkadaşlar önemli bir şairdir. Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Zor Nikah adlı eserleri bilirseniz arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa'da da zorlanmazsınız diyebilirim. Evet arkadaşlar, geldik Tanzimat 2. döneme. Burada bireysel konuların karşımıza çıktığını söylemiştik. Sanat içindir görüşünün olduğunu söylemiştik. İstibdat dönemi dolayısıyla daha çok bireysel konuların işlendiğini, halktan uzaklaşıldığını, kopulduğunu, edebiyatın tekrar divan edebiyatı formuna geldiğini gördük arkadaşlar. Eserlerinde bu şekilde verildiğini görmüştük. Burada arkadaşlar genel olarak kafiye kulak için midir, kafiye göz için midir tartışmaları yapılmıştır. Bunun en önemli tartışmacılardan birisi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. İlk yerli roman arkadaşlar, yerli roman nedir? Araba Sevdası karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunu bilseniz aslında sadece yeterli olur sizlere. Ancak önemli eserlerini sayacağım sadece. Bu kadar eseri saymak çünkü pek doğru değil. Sizlere genel olarak çıkmış sorulardan da baktığım kadarıyla çıkan eserleri anlatacağım bu videoda arkadaşlar. Burada Yadigar Şebap adlı eseri bilin. Pejmürde adlı eseri bilin. Afife Angelik. Burada daha sonrasında arkadaşlar Zemzeme adlı eseri de bilmeniz lazım. Zemzeme ve Demdeme çok karıştırılır. Zemzeme arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'in. Bakın ben bunu Recaizade'deki Z'den aklımda tutuyordum. Zemzeme arkadaşlar Recaizade Mahmut'un eseridir. Muallim Naci ise kendisine eleştiri olsun diye Demdeme adlı eseri yazmıştır. Siz burada Z harfinden kaynaklı olarak Recaizade'nin eseri olduğunu bilmeniz lazım. Zemzeme'nin Demdeme de Muallim Naci'ye aittir. Muallim Naci Recaizade'ye karşılık olarak yazmıştır eserini. Daha sonra arkadaşlar burada bizim çok fazla önemli göreceğimiz eser yoktur. Bakın Recaizade'de şu sorulmuştur. Her güzel şey sanatın içindedir. Cümlesi sorulmuştur arkadaşlar. Her güzel şey şiirin konusudur cümlesini arkadaşlar sınavda sormuşlardır. Buna kesinlikle dikkat edin. Bir şairin görüşünü bilmek bile aslında size edebiyatta soru çözdürür. Sadece bunları bilseniz, eserleri bilmeseniz bile soru çözersiniz. Sanat içindir görüşü vardır. Kafiye kulak içindir. Ben bu kulak içindir görüşünü, Muallim Naci'nin de göz içindir bu arada düşüncesi. Kafiye kulak içindir görüşünü arkadaşlar Recaizade'nin Zade'den kaynaklı olarak zengin olduğunu varsaymıştım. Yani bu hafıza tekniğiyle kodlamıştım kafamda. Zade'den dolayı zengin olduğunu varsaymıştım. Daha sonrasında bu zenginlikten kaynaklı olarak zenginler böyle biraz daha piyano dinlemeye, keman dinlemeye vesaire severler. Operaya gitmeye vesaire severler. Bu yüzden de bu adamın duymak istediğini söylemiştim. Yani bu adam kulak içindir diyor. Duymak istiyor. Ancak Muallim Naci öğretmen bu adam da tahtada görmek istiyor arkadaşlar. Öğrencinin ne yaptığını görmek istiyor. Bu yüzden de kafiye göz içindir tekniğini kullanıyor diyebiliriz. Daha sonra geldim arkadaşlar Abdullah Hamit Tarhan'a. Bu dönemde sorulacak önemli şairlerden birisidir. Ve ben bu sene geleceğini nedense düşünüyorum. Burada arkadaşlar yazarın tüm eserleri sizin için önemli olmalıdır. Özellikle de tiyatroları bana göre çok çok önemli. Burada arkadaşlar şiirlerini sizlere saymak istiyorum.
Makber, Sahra, Ölü. Sahra ilk pastoral şiirdir. Ölü. Daha sonra sizin karşınıza Bala'dan Bir Ses adlı şiir gelecektir. Çok önemlidir arkadaşlar. Validem adlı şiiri çok çok önemlidir yine. Tarifler geçidi yine önemlidir arkadaşlar. Burada Validem, bakın validem çok önemli. Makber çok önemli. Sahra, Ölü çok önemli. Bala'dan Bir Ses bana göre çok çok önemli bir eserdir. Tiyatrolarına baktığımızda bence tiyatroları çok daha önemli. Abdülhakim Tarhan'ın İçli Kız, Sabri Sebat, Duhteri Hindu, Eşber, Finten, Nesteren ve Hakan eserlerini bilmeniz lazımdır. Özellikle Duhteri Hindu Hint kültüründen alınmış bir eserdir. İçli Kız'ı da bilmeniz lazım. Önemli bir eserdir. Daha sonra arkadaşlar karşımıza Eşber, Finten, Nesteren adlı eserler de çıkacak. Buraya geldiğimde Sami Paşazade Sezai Bizi karşılıyor. Birinci dönemde kimdi? Şemsettin Sami'ydi. Taşık-ı Talat ve Fitnat'ın yazarıydı. Sami Paşazade Sezai'de arkadaşlar en önemli eser Küçük Şeyler ve Sergüzeşt'tir arkadaşlar. Sergüzeşt'te Dilber'in olduğunu, Esaret romanı olduğunu bilmeniz lazım. Yine çok başarılı bir roman değildir ancak konu olarak yine esaret konusunu, kadınların tutulması konusunu, kadınların özgürlüğüne kavuşması konusunu ele alır. Küçük Şeyler'de önemli bir eserdir arkadaşlar. İcrar adlı eserinde bilebilirsiniz. Rumuzul Edep'te yine Sami Paşazade Sezai'nin eserleri arasında. Nabizade Nazım yine önemlidir. Naturalisttir arkadaşlar. Nabizade Nazım'da Na'dan çıkarabilirsiniz. Naturalist olduğunu. Karabibik ilk köy romanıdır. Zehra ilk psikolojik roman denemesidir. İlk psikolojik roman kimindir arkadaşlar? Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanıdır. Umarım cevap vermişsinizdir. Burada arkadaşlar sadece bu ikisine dikkat edebilirsiniz. Yadigarlarım da önemli olabilir. Muallim Naci'ye geldiğimde arkadaşlar Ateşpare, Şerare, Firuzan, Demdem adlı eserleri görüyoruz. Yadigar Naci adlı da bir şiir kitabının olduğunu söyleyebiliriz. Demdemenin Recaizade'nin zemzemesine yazıldığını bilmeniz lazım. Direktör Ali Bey'e baktığımızda burada Lehçetül Hakaik adlı bir eserin olduğunu bilmeniz sizlere yardımcı olacaktır arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.